Herkese merhaba. Eda Özdemir'le Dünden Bugüne programına hoş geldiniz. Her hafta birbirinden değerli isimleri Ülke TV ekranlarında sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta kim mi var? Efendim bilirsiniz, bazı oyuncular vardır. İsmini bilmezsiniz ama yıllardır hep izlersiniz. Hatta sokakta görseniz şöhret gibi yaklaşmaz, mahalleden, aileden biri gibi davranıp halini hatırını sormak istersiniz, öyle değil mi? İşte bu özel kişilerden biri bugünkü stüdyo misafirim. Halktan biri rollerinin aranan ismi aynı zamanda. Kimi zaman mahalleden bir teyze, kimi zaman evde çalışan biri olarak çıktı karşımıza. Hem samimi hem de çok içten. Ama şu da var, disiplinsizlik ve hadsizliğe asla tahammül yok. Hayattaki en büyük şansı oğlu Ayaz. Oyunculuğa gönül vermiş bir isim. Birgül Ulusoy bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel anlattın. Ne kadar içten, ne kadar samimi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne iyi ettiniz geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Görüşmeyeli. İyiyim. Çalışıyorum her zamanki gibi. El kızını bitirdik molada. Final. Final verdi 13. bölümde. Geldik. Ayağımın tozuyla bir dijital işe başladım. 6 bölüm. Onu da bitirdim. 2 gece önce 5.30'da paydos vererek. Ondan sonra şimdi bakacağız yeni proje, yeni iş ne olabilir diye. Böyle yani durmak yok. Durmak yok, çalışmaya devam. Biz zaten ekranlarda sizi görmekten keyif alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim hayatına geçmeden Birgül Hanım'ın hemen Birgül'e dönelim. Birgül. Birgül. karaktere benim ismimi vermelerinin bir hikayesi var. Aşk Mavi'de konuşalım onu. Bu Aşk Mavi'den kalma. Bu Aşk Mavi'den kalma. Biz hemen şöyle sıfırdan sizin doğduğunuz günden bugüne kadar neler yaşandı? Benim hatırladıklarım vardır, atladıklarım vardır. Sizler bize hatırlatırsınız, olmaz mı? Hay hay. 17 Kasım. Evet. Net mi? 17 Kasım sendeki tarih net. Ama nüfus kafa kağıdındaki tarih farklı. 14.5.1972 diye geçiyor. Rahmetli babam onun geç yazdırılmamdan kaynaklanan bir tarih olduğunu, herhalde o nüfus cüzdanındaki tarih o gün yazdırmaya gittikleri tarih olabilir. Ha, 17 Kasım yazdırdıkları tarih yani. Yok, nüfus, hani nüfus cüzdanındaki. 14.5.1972 diyor. Oradaki tarih benim akıl yürütmem bu arada. O gün gittikleri tarih olabilir ama babam rahmetli sen 17 Kasım 71 doğmuşsun derdi hep bana. Tamam, o zaman doğru söyledik efendim. 17 Kasım'la başlıyoruz. Evet. Niğde Ulukışla. Doğrudur. Rahmetli anneciğinizin köyüymüş efendim. Çocukluğunuzun çoğu ve hatta okul hayatınız başlayana kadar yaşamınız orada geçmiş. Evet. Anneniz Neriman Hanım, babanız Allah Mehmet Hayati Bey. Allah bir rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir de erkek kardeşiniz var. Evet. Barış, nasıl geçti çocukluğunuz? Biraz anlatır mısınız bize? Bir köy çocuğuydum. Biraz şehir çocuğuydum. Çokça da köy çocuğuydum. Köyde, kasabada, tarlada, bahçede, sokakta, her yerde yani çocukların olabileceği her yerde geçti. Yani büyük bir kısmı köyde geçti. Annem hemen ikinci çocuğunu dünyaya getirdiği için yani Barış'ı, anneannem beni yanına alıyor. Hani bakamaz edemez diye. İlk çocuğunu kaybedince annem. Sizden önceki? Benden öncekini, Uğur yaşasaydı rahmetli abimiz olacaktı. Bakamaz diye hastalanıyor filan annem o dönem. Uzatmayayım. Anneannem beni yanına alıyor. Ben bütün mental birikimimi anneannem sayesinde yaparak büyüdüm denilebilir. Yani ben de şimdi dönüp geriye baktığımda annemden daha çok anneannemin dokunuşları ve şeyi var, eli var. Hmm. Onun el vermesi var filan, öyle yani. Anneanneyle beraber büyümüş aslında. Evet, eğitim hayatınız İstanbul'da geçmesine rağmen çocukluk anılarınızın hepsi zannediyorum Niğde Ulukışla ile alakalı. Niğde Ulukışla, babamın köyü Darboğaz. Evet. Onun ikisini yakın zaten. Anılar Toros yaylalarında şekillenmiş. Evet, oralarda, Toroslarda, yaylalarda, otoban kenarında, derelerde, bahçelerde, her oralarda geçti yani. Peki o anılarınız içinde ilkokul öğretmeniniz Kadriye Oğuz'un kendisi ve muhteşem topu saçları da yaralıyor mu? Allah, herhalde vefat etmiştir Kadriye Hanım. Allah yattığı yeri cennet bahçesi amin yapsın. İnşallah. Upuzun bir boyu, upuzun elleri ve harikulade hiçbir zaman bozulmadığını düşündüğüm o topuz saçlarıyla
Çok muhteşem bir kadındı. Yani görsel olarak çok muhteşemdi. Yıllar sonra nasip etti bana yaradan. Dorman Tiyatrosu'nda bir oyunumu izlemeye geldi. Beni sahnede gördü. Ki beni aileme şey yapan, briefini veren hocamdı. Yani Kadriye Hanım'dı. Sizi keşfeden. Keşfeden, evet. Bu çocukta bir yetenek var. Tiyatro yeteneği var. Hani bunu değerlendirin tarzında. Babamı çağırmış bir gün. Ona söylemiş. Evde öyle bir hafta konuşuldu. Tiyatroda yeteneği var. Nereye versek, ne yapsak, konservatuar, şu bu filan. Sonra şey oldu yani, o bir haftadan sonra unutuldu her şey. Ben normal eğitim hayatıma devam ettim. Öyle bir rüzgar esti geçti evden. Çocukluk anıları unutulmuyor ama. Yani sizi oyunculuğa hazırlayan hikayeler de çocukluğunuzdan geliyor olsa gerek. Evet, yani belki de çok özgür bir çocukluk yaşamamdan ötürü kendimi ifade etmem daha güçlü oldu her zaman. Evet. Daha çok hayal kurdum ben başka çocuklara göre. Hatta camın kenarında bir sırada oturuyordum. O kadar çok dışarıya bakıp hayal kurarmışım ki ve öğretmenin de o kadar çok Kadriye Hanım'ın dikkatini çekermiş ki annemi çağırmış, bu konuda serzenişini dile getirmiş. Sonra beni ortaya bir yere aldı. Sıra böyle üçlü sıralar düşün. Evet. Ortada bir yerde oturdum ama ben hayal kurmayı hiçbir zaman bırakmadım. Hayalleriniz hep gerçek olsun inşallah, kurduğunuz i̇nşallah, hayaller. İnşallah. Ve demişsiniz ki oyunculuk ve oyun kurma dürtüsüyle doğduğunuzu ifade etmişsiniz. İlkokuldan beri farklı bir çocuk oldum demişsiniz. Neydi bu fark? Yani bir toplulukların içinde her zaman ayrı kotu olmayı başardım. Onu net söyleyeyim. Ayrı kotu gibi böyle. Yani her topluluğun içinde ayrı kotu olmayı başardım. Duruşumla, konuşmamla, ifade biçimimle, tarzımla derken yani işte toplulukların içindeki o yarattığınız enerjiyle hep farklı bir çocuk olmayı başardım. Ötekiydim ben hep. Öteki çocuktum. İtildik, kakıldık filan, örselendik, canımız yandı ama sonuçta yolumuzu bulduk, ilerledik, oyuncu olduk. Evet, az önce söylemiştiniz, ilkokul öğretmeniniz velinizi, annenizi, babanızı, evet, okula çağırıyor ve bu çocuğu konservatuvara yazdırın diye. Babamı çağırıyor. Babanızı zaten çağırıyor özellikle. Hikaye ta oralardan bugünlere kadar geliyor. Evet. Çocukluk yıllarında. O dönemlerde sizde böyle lider olmak, efendim oyun kurarak roller dağıtmak, hani çocukluğumuzda yapardık ya, tencere tava toplar, kilimler götürür, evcilik oynardık. Tabii. Ya evcilik oyunlarında köyde oynarken rahmetli anneannemin mutfaktaki çok kilimini alıp kaçırmışımdır filan, sonra akşam çok azar işitmişimdir. Oyun kuran hep bendim. Evet. Yani ilk öğretim hayatımda da oyun kuran hep bendim. Sınıfı da bir şey oluşacaksa lider olan hep bendim. Ama oyun içerikli şeylerde lider olan bendim. Onun dışında çok fazla ön planda olan olmamaya çalışırdım ama oyunla ilgili bir şey olduğu zaman ben kendimi hep belli ederdim. O çocukluktan belli olmuş aslında. Tabii. Şimdiki çocuklar bilmiyorum böyle oyunlar kuruyor mu ama velev ki öyle. Aileler sizce bunu iyi gözlemlemeli mi? Ya çok gözlemleyen, çok iyi gözlemleyen ebeveynler var ama heba olup giden çocuklar da var tabii ki. Yani benim yeteneğimi ilkokul öğretmenim keşfedip aileme söylüyor. Ailemin keşfi değil bu arada. Ama kulak ardı ediliyor mu? Yani bir müddet böyle bir dalgalanma oluyor evde, hikayede. Şey yapılıyor yani, ha bu çocuğun böyle bir şeye yeteneği varmış, hadi götürelim, bir konservatuvar sınavı varmış, işte şey yapsın, konservatuvar sınavına girsin filan, böyle bir konuşuluyor. Babam İstanbul Konservatuvarı'na gidiyor, belediye konservatuvarına. Kadıköy'dekine. Eve geldi ve şey dedi, orası müzik bölümü için ufak yaştan alıyor, yani ilkokuldan alıyor. Evet, evet, gerçekten ilk öğretimden, evet, alıyor müzik hala bölümü. Öyle zaten. Tiyatro için liseyi bitirmesi ve yetenek sınavına girmesi gerektiği bilgiler edinmiş. Bu konuşuldu, çok net hatırlıyorum. Sonra unutuldu her şey. Hani bu kızın bir yeteneği var, ben bunu bir kursa götüreyim, İşte okulun tiyatrosuna yönlendireyim ya da bilmem nerede bir şey var. Bunlar hiç, bu konularda bir daha bahis açılmadı evde. Ben normal bir ortaokul ve normal bir lise okudum. Ben tiyatro kulüplerine bile girmedim, o derece. Devlet okullarında büyüdüm. Devlet okullarında evet, okudunuz. Devlet okullarına büyüdüm. Sonra lise bitince o içinizdeki dürtü aşağıdan böyle sizi yoklamaya başlayınca kendi kendinize konservatuvar sınavlarına girmeye çalışıyorsunuz. Siz zaten çocukken iyi de taklit yaparmışsınız. Hatta pek çok kişiyi de güldürürmüşsünüz. Tabii. Belki o şekilde fark etmişlerdir çevreniz diye düşündüm aslında. Çevre değil de yine derslerde, boş derslerde Kadriye Hanım beni çıkarırdı tahtaya.
Ben böyle taklitler yaparak sınıfı güldürürdüm boş derslerde. Oradan yanan bir kıvılcım bu aslında. Kimleri taklit ediyordunuz bilgilerini? Bilmiyorum ki, hani hatırlamıyorum şu anda ne olduğunu. Belki hayvan taklidi yapıyordum, belki sınıftaki birilerini taklit ediyordum. Belki Kadriye Hanım'ı taklit ediyordum, onu da bilmiyorum şimdi ne olduğunu. Ama tahtaya çıkardığını, benim taklit yaptığımı ve benim insanları güldürdüğümü çok iyi hatırlıyorum. Yani sınıfı güldürdüğümü çok iyi hatırlıyorum. Şarkıda söylüyor muydunuz? Var mı öyle bir yeteneğiniz? Kendi kendime evde söylerim yani, her ev kadını gibi yemek yaparken, temizlik yaparken, ama öyle iddialı bir şeyim yetenek yok. Oyuncuların çoğunun sesi güzeldir. Yeteneğimin olduğunu bilmiyorum ama düzgün şarkı söylemeye çalışıyorum, evet. Bozmadan. Evet, çalışıyorum elimden geldiğince. İlk defa ilkokul 5. sınıfta sahneye çıkmışsınız. Sene sonu müsameresi. Evet. Ne yaptınız? Kadriye Hanım bir başrol vardı, bana verdi sağ olsun. Ama ben niyedir bilmiyorum, heyecandan mı bir ezber sorunu yaşadım. Bana dedi ki, eğer düzgün ezberleyemezsen bunu dedi, sene sonu müsameresi çünkü veliler gelecek, alırım senden bu rolü dedi. Ben onu yapamadım. Bilmiyorum neden olduğunu. Yani hatırlamıyorum, kopuk kopuk her şey. Evet. Benden o rolü aldı. Ben daha ufak bir şey oynadım. O rolü daha iyi ezber yapabilen bir arkadaşım oynadı. Yani bir sahneye çıktınız, bir hoş geldin dediniz herkese. Yani evet, oralarda minik yani o kompozisyon içinde bir rolüm, evet, oldu ama hani bana başta verilen o rol olmadı. Daha ufak bir rol oldu. Niye öyle oldu? Onu da bilmiyorum ya. Hakim değilim oradaki hikayeye. Siz oyuncu olmasaydınız tır şoförü olacakmışsınız. Evet. Neden? Çok acayip değil mi? Evet. Şimdi Ulu Kış'la bilen bilir, belki bu programı izleyen birçok seyirci bilir o bölgeyi. Eski Ankara-Adana yolu vardır. Eski yol. Pozantının oradan kıvrıla kıvrıla dağların içinden sonra Adana'yı görürsünüz. O yolun üstünde bir kasabadır. Eski demir yolunun son istasyonu oradadır filan. Aslında tarihi bir yapısı da vardır. Oradan tırlar geçerdi. Yani hala da geçiyor da, yani eskiden, evet, daha çok geçerdi. Adana'dan yüklenen yaş sebze giderdi. Oradan gelen kamyonlar, otobüsler. Yolun kenarında oturup böyle çocukken yorulup oturup böyle elimizde şeylerle böyle bir şeyler çizerken o tırlara bakardım hep. Bakıp hayal kurardım o tırların nerelere gittiğini, hangi ülkelere gittiğini, hangi coğrafyalara gittiğini, nereleri gördüğünü. Onun için tır şoförü olmak isterdim. Yeni yerler görebilmek için. Çocuk aklıyla böyle bir hayal kurmuşum demek ki. Türk. Hala var mı o hayaliniz? Kullanmak istiyor musunuz tır? Tır şoförü, ben işin komik tarafı, ehliyetim yok. Ben hiçbir zaman araba kullanmayı heves etmedim bu arada. Hiçbir zaman öyle bir hevesim olmadı. Ama gezmeyi, her insan gibi yeni yerler görmeyi çok seviyorum ve çok istiyorum yani. İşin o kısmı bana nasip oldu sadece. Evet, tır şoförü olmadan siz aslında birçok yeri gezdiniz, dolaştınız, evet, keşfettiniz. Evet, evet. Aslında hayallerinize farklı yönden, evet, evet, sahip oldunuz diyebiliriz. Hatta başınızı alıp gitmek istermişsiniz böyle bilinmeyen yerlere. Bu yüzden annenizden babanızdan dayak mı yediniz? Ya işte eski usul, ne yapacaksın? Terliği gördük yani. Eyvah eyvah. Fırlattığı zaman isabet ediyor muydu? Genelde ya, eder yani. O sinirle fırlatınca elbette eder yani, etmez mi? İstanbul'a geliş serüveniniz nasıl oldu oradan? Ya ilk öğretim çağı gelince orada yani Ulukuş'ta da bir ilkokulda başladım. Kaydım oradaydı. Sonra bir hafta 15 gün sonra İstanbul'a naklim oldu. Faik Reşit Unat İlköğretim Okulu vardır Anadolu yakasında, Göztepe'de. Orada okudum, bir devlet okulunda. Öyle geldim yani. Anne baba hepiniz birlikte geldiniz. Annem babam buradalardı zaten. Ha, buradalar. Babam devlet memuru, hmm, buradaydı. Memurluğu dolayısıyla İstanbul'daydı. Annem küçük olduğu için kardeşimle ilgileniyordu. Ben geldim. Ha, siz gelmiş, evet, oldunuz. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerliğiniz hangi süreçte? O ilk lise bitmişti artık. Ve ben içimdeki o şeyi artık açığa çıkarmam gerektiğini düşündüğüm yıllardı. Çalışıyordum ben. Figürasyonluk yapıyordum aslında. FGR yaparken, evet, Halk Eğitim Merkezi'nin kurslarının açıldığını duydum ve oraya girdim. Bir yandan da konservatuvar sınavlarına girip çıkıyorum. İstanbul, Mimar Sinan, Eskişehir. Hazırlanıyorum, başarıyorum, başaramıyorum filan. O döneme denk gelir Halk Eğitim Merkezi. Girdim. Çok böyle çok teferruatlı bir sınav yoktu. Zaten kursiyer sayısı da çoktu. Evet. Öyle bir giriş yaptım. Orada da bir sene işte iştirak ettim. Devam edebildim. Oradaki öğrencilik hayatım başladı. Savaş Dinçer miydi hocanız?
bölüm başkanıydı. Bölüm başkanı, diğeri de zannediyorum Oğuz Aral. Oğuz Aral bizim pandomim dersimize girer idi. 4 sene girdi. Kimse bilmez ama onu büyük bir karikatürist olarak bilir Türkiye. Evet. Muhteşem bir de pandomimciydi Oğuz Aral. Yıllarca pandomim tiyatrosu yapıp Anadolu'yu dolaşmışlar, turne yapmışlar. 4 sene bizim pandomim derslerimize girdi Oğuz Bey. Çok Allah şanslısınız Savaş Bey'le. Savaş Bey. Aynı çatı altında tabii, olduğunuz için. Tabii onunla 4 sene geçirdik, dolu dolu geçirdik. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Tiyatro ile ilgili bildiğim her şeyin, birçok şeyin temelinde Savaş Dinçel vardır. Ona tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Evet, tiyatro kökenlisiniz ama ekranlarda görünmeniz 90'lı yıllardaydı yanlış hatırlamıyorsam. 1993 Saygılar Bizden filminde var mıydınız dizisinde? Vardı. Kemal Sunal'ın da ilk dizisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Rahmetli Üstün Asutay'ın başrolünde oynadığı bir mahalle işiydi. Evet. Orada ben mahallede bir kızlardan birini oynuyordum böyle. Komik kızlardan birini oynuyordum. Benim ilk profesyonel işim odur. İlk para kazandığım profesyonel işim odur benim. Arkası geldi çorap söküğü gibi. Hem de çok güzel geldi. Çiçek Taksi Rana. Rana. Tatlı Kaçıklar var. Evet. Tatlı Kaçıklar da hangisiydi? Tatlı Kaçıklar aklıma gelmedi şu anda. Ya ama deli de... dolu bir kız oynuyordum. Evde kalmış. Abisi onu evlendirmeye çalışıyor filan. Evlendirmeye çalışıyor. Evet evet. Deli dolu böyle. Deli dolu böyle. Öyle. Nesrin var. Çılgın Bediş. Çılgın Bediş. 96 yılında. 2004 Kalp Gözü. Aa, evet, o dönemlerde öyle bir furya vardı. Öyle bir dizi furyaları vardı, evet. Yani. Onların çoğunda oynadım ben. Çünkü eskiden kamera önü oyunculuk diye bir şey yoktu. Öyle bir eğitim, öyle bir şey yok. Şimdi moda ya kamera, evet, önü oyunculuk eğitimi, evet, diye böyle çoğaldı. Yok. Yani oralara giderek o işleri yaparak biraz kamera önü tecrübesi kazanıyorsunuz. Biraz değil, çok fazla kazanıyordunuz yani. Hmm. O yüzden o tür işleri çok yaptım ben. Hiçbirini geri çevirmediniz o zaman. Hiç geri çevirmedim. Ben setlerde ekmek arası arkadaşlarım burun kıvırırken, belki beni hakir görürken, belki filan derken, ekmek arası kaşar peynirin ve bir dilim gazlı içeceğin olduğu setlerde öğle yemeği, evet, çalıştım ben tecrübe kazanabilmek için. Hiç de gocunmadan. Evet, kameranın ne demek olduğunu, elim kolum kadraja sığmazken, büyük büyük oynarken onu nasıl ufaltabileceğimi, nereye bakabileceğimi, aksın ne olduğunu, bunların hepsini bu tür işleri yapa yapa öğrendim ve çevre edindim. Hani orada birini tanıdım, orada birini tanıdım. Böyle böyle ilerledim. Benim yolculuğum böyle oldu. Ben figürasyondan başladım televizyonda. Net. Muhsin Ertuğrul'un söylediği gibi oyunculuğun ilk 30 yılı zor geçer dermiş. Doğru söylemiş. Çok doğru söylemiş usta. Ve Yalancı Yârim. Zannediyorum Barış Akarsu. Rahmetli Barış Akarsu'nun. Onun, evet, olduğu dönemde, evet, Suna rolünde. Evet. Uzun süre bir ortadan kaybolma süreniz var. Ekranlara mı küstünüz? Evet, ben küstüm. Bir dizi çekiliyordu. Ömre Bedel'di galiba dizinin ismi. O dizide çok büyük bir haksızlığa uğradım ben. Yönetmen tarafından. İsmini bile unuttum. Bak, beynim silmiş o meseleyi sevmediğim için kişiyi. Küstüm böyle. Yani ben küstüm, hani daha küstüm dağın haberi bile olmaz denir ya. Evet. Küstüm, tiyatroya döndüm. Turne tiyatrosu yaptım çok uzun yıllar. Ta ki o proje gelene kadar. Söyleyeceğim, evet, mi bilmiyorum. Söyleyeceğim tabii. Hatta siz Ayaz'ı bekliyordunuz. Evet. Efendim, Birgül Hanım Ayaz'ı beklerken 6 aylık hamile. Çok güzel bir haber geliyor. Nedir o haber? Biz turnedeydik. Ben Ayaz'ın artık benimle yolculuğuna başladığını öğrendiğim anda ben Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu turnesine çıktım. Günde 3 oyun oynuyordum falan yani. Öyle ağır koşullarda çalıştım ki. Çünkü sözleşmem var. Onu kıramam, evet, bozamam o sözleşmeyi. Çıktık, neyse, bir 6 ay geçti böyle. Ben tabii artık şeylere sığamıyorum. Otobüsün koltuklarına falan. İşte bir telefon geldi. Suriye sınırında bir yerde oynayacağız galiba. Menajerim aradı. Dedi ki, işte adını Feriha koydum dedim, bir dizi başlayacak. Orada Merve Girgin var yönetmen ve seni istiyor. Bir rol var. Gülfidan. Gülfidan. Için. Evet. Ben de hatta posta koydum. Dedim ki, İstanbul'da oyuncum yok. Beni ne istiyor filan diye. Demek ki izlemiş, oyun seyretmiş bir yerde. Seyretmiş, oyun izlemiş. Öylelikle ben İstanbul'a döndüm. Artık tiyatroyla bağlarımı
ayırdım. Çünkü artık onlarla yolculuk edebilecek durumda değildim. 6 aylık hamileyken adını Feriha koydum. Adlı diziye başladım. Çok da güzel bir dönüş oldu aslında. Gerçekten programın başına söylediğim gibi Ayaz en büyük şansınız olmuş. Uğurlu geldi. Ayaz hala çok uğurlu bir çocuktur. Evet, kısmeti daim olsun inşallah. Amin. Gerçekten hani bir insan, ben yıllarca kendime ne kadar bahtsızım, ne kadar bahtsızım der, ne kadar kısmetsizim falan. Öyle sürekli mental olarak aslında yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Sonra Ayaz'la beraber başka bir kapı açıldı. Yani o tamamen onun uğurudur. Kısmetiyle gelmiş derler ya. Aynen, bunu karşılıyor. Ve hala da bu yolculuğu onun devam eder. Hiç umulmadık bir yerden bir şey olur onun hayatında filan. Ömür boyunca devam etmesini dilerim. Rahmetli dayısının da ismi gibi olacak o zaman, Uğurlu. Uğurlu olacak, evet. Ve arkası çok güzel gelmiş efendim. Birgül Hanım pek çok dizide boy gösterdi, bizlerle birlikte oldu. Ben hemen söyleyeyim, benim için üzülme Hatice. O gün ben sabahleyin çok erken kalkar, Ayaz'ı emzirir. Sonra ilk uçakla Trabzon'a uçar ya da geceden yapar bunu. Ondan sonra oradan Hopa'ya geçer. Bir bölüm, iki bölüm, üç üçe bütün sahneleri çeker. Serkan Birinci'ydi yönetmenimiz, sağ olsun, çektirir. Ben akşam son uçakla tekrar İstanbul'a dönerdim. Öyle bir tempoda çalıştım Hopa'da. Oo, bayağı yoğun ve koşturmayla geçmiş. Tabii tabii, öyle çalıştım. Çünkü öyle çalışmazsam çocuk, yani Ayaz evet, bakıma ihtiyacı olduğu bir dönemdi. Yetişemezdim, onlar şartlarımı kabul ettiler. Bu tempoda çalıştım. Sonrasında efendim... Biraz kendisi üzüldü ama olsun, biz konuşacağız. O kadar samimi olduğunu söylemiştim size programın başında. O hayat benim. Sakine. Sakine. Çok sakin bir rol değildi ama. İsmiyle münhasır derler aynen ya. Aynen öyle. Nasıl biriydi Sakine? Sakine aslında çok ufak bir karakterdi dizi başladığında. Merve Girgin O Hayat Benim'in setini kuruyordu. Dünyasını kuruyordu. Aslında konakta bir başka bir rol için beni görüşmeye çağırdılar. Merve Girgin dedi ki, Merve Girgin'in benim hayatımda çok önemli bir yeri var bu arada. Onu çok seviyorum. Yani şey de o hayat benim tekrar setlere dönüş nedenimdir işte. Adını Feriha koydumla beraber. Evet. Konakta ufak bir rol vardı. Onun için sen dedik ufak kalırsın. O daha oraya daha yaşı almış bir kadın istiyorum. Bir de mahallede bir rol var. Ufak bir rol ama dedi, senin onu büyüteceğine inanıyorum. Sen oraya gel dedi. Böyle başladı. Ufacık bir şeydi o. Meraklı, çenebaz, dedikoducu, bir kadındı. O sonra büyüdü. Evet. Tabii Yeşim Ceren Bozoğlu ile beraber paslaşarak büyüdü. Evet. O da çok büyük bir oyuncu. Onunla bir kanka vari bir ilişki kurduk yani karakter olarak. Oradan Sakine öyle büyüdü ve çıktı. Geç gelen bir şöhret mi sizin için Birgül Hanım? Baktığın zaman bir oyuncunun olgunlaşma yaşını göz önünde tutarsan. Çünkü evet, yaş almakla çok bağlantılıdır oyunculuğun olgunlaşması da. Aslında normal. Ama hani Türkiye standartına göre hani şimdi baktığımızda hani herkes gencecik çocuklar olabilir, işte açısından baktığımızda geç bir şöhret oluyor hani. Kırkından sonra. Tam kırkından sonra. Kırkından sonra en güzel yaşlar aslında. Aslında işte olgunluk, kişinin olgunluğuyla evet, oyunculuk falan birikimiyle vesaire normal bir süreç. Ama bak yani yorumlarken diyorlar ki geç gelmiş bir şöhret. Şöyle düşündünüz mü? 15 yılımı aldı benim kendimi hatırlatmam. Ya da ismimi öğretmem. 24 yaşındaydım konservatuvarından mezun olduğumda. 40 yaşında ben eğer hani istediğim rolleri oynamaya başladığımı hesap edersin. Aradaki zaman 15 yıldan fazla mı? Fazla mı oluyor? Fazla mı oluyor? Biraz fazla oluyor işte. İşte olmuştur. Ortalama. Evet, bu kadar. Ama olsun, artık herkes biliyor dedim ya, ailemizden biri olduğunuz için. Sağ ol, teşekkür ederim. O Hayat Benim dizisinde tartışmalı ayrılıklar var ve siz de bundan nasibini alanlardansınız. Evet. Biraz üzdüler sizi. Yani işte üzülüyorsunuz, yapacak bir şey yok. Dizi sektörü çok kolay bir sektör değil. 39 bölümlük bir anlaşma, sözleşme daha doğrusu, sonrasında ücret vermemek adına yenilenmeyen bir proje mi o? Yok, ben oradan kaçtım. Ha, resmen kendinizi kurtardınız yani. Ben kaçtım çünkü yani orada ben devam etseydim, yani aslında şöyle başladı. Hani Yeşim Ceren'in yönetmenle yaşadığı sorunla başladı bütün şey, kopuşlar. Ben de Yeşim'le benim akslarım olduğu için, yani ben onunla beraber sahnelerim benim hep. O başka bir yere döndü iş. Yani konak meselesindeki
dostlar sayesinde başka bir yere döndü. İşin içine yapımcı da girdi filan. O da girdi, bu da girdi. Yani beni kimse dinlemedi. Yani kimse bana şu soruyu sormadı. Sen ne istiyorsun? Senin bir ruhun var, bir kalbin var. Ne oldu sana? Neren yaralandı? Neren incindi? Kimse bana sormadı bunu. Hiç kimse. Sormalarını da beklemiyorum artık. 51 yaşındayım ve beklemiyorum. Birçok konuda kalbim sektörel anlamda kırık. Ama bunları belli etmem. Yani sen sordun diye söylüyorum. O dönemde öyle bir dönemdi. Kimse sormadı. Herkes konuştu, herkes konuştu. Ve ben artık orada bir şey üretemeyeceğime inandım ve çok bunaldım. Hatta menajerim, ya siz bu kızı sete çıkarabilirsiniz. Götürebilirsiniz zorla. Ama onu oynatamazsınız. Çünkü oynamak istemiyor. Öyle bir dönemdi ve ben oradan affımı rica ettim yani diğer sezon için. Sakine'nin sahnelerinin fazla olması oyuncuları rahatsız mı etti? Evet, rahatsız etti. Neden? Çünkü küçük bir roldü, evet. Dediğiniz gibi dişi bir rol haline, evet, geldi. Neden? Niye ona yazılıyor? Neden ona bu kadar sahne yazılıyor? Niye o bu böyle? Niye o karakterler bu kadar fazla? Neden bu böyle? Şimdi belki seyircilerimizin bazıları bilmez. Anlık reytingler vardır. Yani o dakikada bile reyting alınır. Şimdi o dakikada eğer o sahneler denk geliyorsa o sahnelerdeki oyunculara daha fazla yazılır. Çünkü reytingsel bir ilişki var ya dizilerle. Evet. Reyting arasında. Bu da paradır, eşittir yani. Daha çok reklam demektir. Öyle oldu, öyle yazıldı. Yani biz talep etmedik ama iş başka bir mecraya gitti. Mecradan mecraya gidince de oradan hissediyorsunuz bazen. Hoşça kal demek, vakti geldiğini. Yüzünüze senaryo fırlattıkları doğru mu? Yani işte oldu bir şeyler. Oldu. Ne kadar acımasız bir sektör olduğunu düşündünüz mü yaptığınız işin? Yani şuna çok üzülüyorum. Benden büyük kelle felle denir ya, insanlar yapıyor bunu. Yeri geliyor. Buna çok üzülüyorum. Hani yol almış insanlar yapıyor. Buna çok üzülüyorum. Hani genç birini yapsa dersin ki ay toyluğuna verirsin. Hani yol almış insanlar bunu yapıyor ve buna çok üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Bak hatırlattın, yine üzüldüm yani. Yok, sizi üzmek için söylemedim ama. Hayır, üzülüyorum gerçekten. Hani enerjimizi bunu harcıyoruz. Maalesef, değil mi? Aslında yapılacak o kadar çok iş varken negatif pozisyonlar. Hala da devam ediyor bu şeyler, bu öyle hikayeler mi? Yani. İrili ufaklı hala devam ediyor. Hep de devam edecek herhalde. Hep de devam edecek. Bu yoktur diyen yalan söyler. Hep de devam edecek. Önüne de geçilmeyecek zannediyorum. Geçilmeyecek çünkü bunlara neden olan insanlar bunların böyle olmasından besleniyorlar desem. Kötülükle beslenmek olur ama bunlar. Yok yani bu tür şeylerden, tamam kötülük de olabilir ama bu tür işlerden beslenen bir insan tipi var. Maalesef bu sektörün içinde. Evet. Onları da besleyecek birileri o var. Onun için hiç bitmez. Yani ben anlatırım, kalkarım, giderim. Buraya Ayşe gelir, o anlatır. Gider Hasan gelir, o anlatır. Hiç bitmeyecek yani. O zaman sadece söylemlerle gündem yaparlar. Oyunculuklarıyla olmaz diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Ya bunu uzun bir koşu olarak görelim biz. Evet. Çok uzun bir koşu ama. Hani o uzun koşunun içinde finalde nerede olduğunuza bakmanız lazım başarıyı. Hani nerede durduğunuza göre, evet, değerlendiriliyor ya başarı. Onu koşarken ki aldığınız madalyalar bile önemli değil neredeyse. Finalde neredesiniz, ona bakmak lazım. Finali hala oyunculuk yaparak bitirdiyseniz demek ki siz bu yolculukta başarılısınız denilebilir tırnak içinde. Ama o insanı o hale getiren arada geçen o ince çizgilerdir diye düşünüyorum. Tabii ki o inişler, çıkışlar, evet, hepsi bunun içine dahil. O satır araları önemlidir. Bunu hazmedebilmeniz, evet, bunu nasıl sindirdiğiniz yani... Anlatabildim mi? Sindiremezsen o üzerinden böyle yağ gibi akar filan yani. Geleceğim o konuya da, evet, çok dikkatimi çekmişti çünkü. Kırgın Çiçekler, Emine 2015-2016 güzel keyifli bir projeydi zannediyorum. Çok. O hayat benim bitti. Serkan Birinci benim için üzülmeyi çeken yönetmen sağ olsun. Beni bir Emine karakteri gelince işte bir gülü arayın demiş, bir gülü isteyin demiş. Biz de bir gün önce Ayaz'da tatile gitmiştik. Denize ayağımı soktum, telefon geldi.
hadi dedi geliyorsun. Akşamına geri dönmüştük, öyle bir hikayeydi. Sete çıktım, karakteri anlattı, oynamaya başladım. Bir saç yapıldı, bir makyaj yapıldı, bir kostüm giydim. O gün oldu her şey. Sete çıktım. İşte bir sezon çok da iyi geldi bana o hayat benimden sonra. Evet, ilaç gibi gelmiştir hatta. Çok iyi geldi. Hatta bana bu sektörde iş bulamazsın. Seni bir kalemde silerler. Bu sektör çok zor bir sektördür. Kurtlar sofrasıdır diyen abilerim, ablalarıma. Selam oldu o sette olmam. Bir sezon çok parlak bir işin içinde çok parlak bir rol oynadım. Hatta bir gün köprüde böyle yan yana geldik o abimizle. Hemen açtım şeyi, prodüksiyon arabasını. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Ben de Kırgın Çiçekler demeyi bana nasip etti yaradan. Çok da güzel bir cevap olmuş aslında. Allah o kadar güzel ayarlıyor ki çok. Biz sadece seyrediyoruz. Çok. Çok güzel ayarlıyor. Bizim plan yapmamıza gerek kalmıyor Birgül Hanım. Çok, çok. Kırgın Çiçekleri çekerken senaristiniz Gül ve Yelda. Evet. Ne güzel bir haber göndermişler size. Birgül. Birinci sezon en parlak sezonuydu zaten Kırgın Çiçekleri. Bitti. Oradan oraya transfer oldum diyelim. Efendim sevgili izleyicilerimiz, itiraf ediyorum vallahi. Her cuma oturup Aşk ve Mavi'yi bekliyordum ben. Hiç kaçırmadığım bir diziydi. Güzel oyuncular vardı. Çok. Güzel bir ekipti. Hatta sizin Ayşegül Ünsal'la, yani Hasibe'yle didişmelerinize bayılırdım. Çok. Muhteşemdi. Çok. Çok güzel sahneler yazdılar. Birgül Hanım, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi birinci bölümün bir kapanışını yapayım. Hay önümüzdeki hay. Hafta devam ederiz, olmaz mı? Hay bir hay. Kapatalım. Konular çok çünkü. Tamam. Efendim, Eda Özdemir'le Dünden Bugüne programının sonuna geldik. Birgül Ulusoy stüdyo misafirim. Stüdyo misafirim olmaya da devam edecek. Daha çok konu var konuşacağımız. İlk bölümün sonundayız. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.